duyurusu var. Onu da aktarmış olalım. O da elektrik hattından kaynaklandığını iddia eden bir kişi vardı sosyal medyada. Onunla ilgili suç duyurusunda bulundu Dicle Elektrik. Bunu da söylemiş olalım ve hemen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na gidelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hem sizin nezdinizde bölge halkına başsağlığı dileyelim hem de yaralılara acil şifalar dileyelim. Siz olay yerindesiniz, yaralılarla görüştüğünüzü hem de görgü tanıklarıyla görüştüğünüzü biliyorum. Şimdi valilik akşam saatlerinde hemen bir an hız yangını açıklaması yapmıştı. Sağlık Bakanlığı da benzer bir ifade kullandı. Ama DEDAŞ da şu anda soruşturmaya dahil edilmiş durumda. Görgü tanıkları, yaralılar ne anlatıyorlar? Yani DEDAŞ'ın nasıl bir payı var ya da yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda neler biliyoruz? Şunu ifade etmeliyim. Yani ben DEDAŞ'a göre ilk cümlemi kurduğumda olağan şüpheli demiştim. Nedeni şu, yani bölgede bu mevsimde elektrik tüketiminin fazlalığı ve sıcaklık nedeniyle ve iletim hatlarının da eski olması nedeniyle, onarılmaması nedeniyle, yenilenmemesi nedeniyle sık sık yangın çıkıyor. O nedenle olağan şüpheli dedim. Nitekim dün İçişleri Bakan Yardımcısı Diyarbakır'da Diyarbakır Valiliği'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın ve DEDAŞ'ın bilgilendirmesinin aksine yangının neden çıktığı konusunda kanıtlanmış bir bilgimiz ve kamuoyuyla paylaşacak bir bilgimiz yok. Kesinleştiğinde paylaşacağız dedi ve Diyarbakır Valiliği de bizzat valinin yanında bakan yardımcısının kendisi yer anladı. Ama benim görüştüğüm bizzat bugün 3 ayrı köyde benim görüştüğüm olayın mağdurları ve tanıklar, görgü tanıkları DEDAŞ'ın iletim hatlarından kaynaklı bir yangının çıktığını ifade ettiler hepsi birden. Bir de bakın şöyle anızdan çıkması hayatın olağan akışına çok uygun değil. Neden diyeceksiniz? İçişleri Bakanı şunu söylüyor. Bir köyde 8000 dönüm arazi hasar görmüş. Bunun yaklaşık 4000 dönümü ekili, 3000 dönümü ekili değil. Yani ekili alanla ekili olmayan alan aynı anda yani eğer bitmemişse, biçilmemişse o ekinler anız yapılmaz. Yani yakılmaz anız. Yani çünkü tarlalar bitişik, daha biçilmemiş şey var, arpa var, buğday var. Nasıl yakacaksınız? Olmaz yani, hayatın olağan akışına uygun değil. Dolayısıyla DEDAŞ'ın bu söylemleri, valiliğin bu söylemi bölgedeki tahammüllere, uygulamaya da ve hayatın olağan akışına da uygun değil. Şunu ifade ederim, benim derdim şu, yaşam hakkının bu kadar çok ucuz olması önlenebilir nedenlerle, evet önlenebilir nedenlerle insanların ölmesi. Ya yani hangi yangında, yakın tarihimize bakalım. Yani İstanbul'daki bar yangını dışında 17 kişi bir yangında ne zaman öldü? 17'ye mi yükseldi ölü sayısı Sezgin Bey? Biz haberde 14 diye verdik. Şu anda 14, 3 kişi de entübe durumunda ve durumları çok ağır. Başka hastalar da var. Bakın en yakın zamanda söylüyorum. Bu daha bir felaket aynı zamanda. Bu kadar geniş alanda ve bir aileden işte 5-6 kişinin birden öldüğü, açık alanda öldü, yanarak öldüğü bir yangından bahsediyoruz. Büyük bir travma var gerçekten bölgede. Yani insanlar ölüm şekli nedeniyle acıları 10 kat daha artmış durumda. Yoğun bakımda hastalara ziyaret ettim. Ben kendim bakamadım hastaların haline, yoğun bakımda. Uzaktan ancak görebildim. Yani insan vicdanının bu çağda kabul edemediği bir şey. DEDAŞ'a neden söylüyoruz bütün bunları? Bakın yurttaşlarımızın bilmesi lazım. DEDAŞ 6 ilde elektrik dağıtıyor. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt, Diyarbakır gibi illerde, Batman gibi illerde elektrik dağıtıyor. Özel şirket. Önceliği karı. Kar etmek önceliği. O nedenle de onların bakım hizmetleri de ikinci plana itiyor. Yeterli ödenek ayırmıyor. Ve siz de yani bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Bu 6 ilde yani DEDAŞ'ın yarattığı zulüm gündemin ilk sırasıdır. Bakın her sene bu dönemlerde gündemin ilk sırası olur. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi koruması olmazsa kamu gücünü bu kadar kötüye kullanan, kamu hizmeti noktasında kamu gücünü bu kadar kötüye kullanan bir özel şirket bu şekilde korunamaz. Bu şekilde hizmet veremez. 14 kişinin yaşamını yitirdiği şu an itibariyle söylüyorum bir olayda bu kadar çok sessizlik olamaz. Olmaması lazım.
O nedenle önlenebilir olaylar nedeniyle insanların bu şekilde feci şekilde ölmesi kabul edilemez bir şeydir. İnsanların, yurttaşlarımızın gözlerini biraz bu tarafa bakması lazım. Bir de tabii ki bakın nasıl bir bölünmüş tablo ortaya çıkıyor. İnsanlar açık kimlikleriyle nefret söylemi, kim kusuyorlar gerçekten? Ölenler için ağıt tutacağına neredeyse bayram havası var bazı insanlarda ve bazıları avukat. Bakın avukat, isimleri belli olan avukat şahıslar bu paylaşımlarda bulunuyor. Nasıl bir nefret söylemi, nasıl bir yani kindarlık. Sezgin Bey, aslında yapısal bir sorundan bahsediyorsunuz. Sonuç olarak biz bu elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, bakım onarımlarının özel şirketlere verilmesi. Bugün Diyarbakır'ı konuşuyoruz, Diyarbakır Mardin'i konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Isparta'da saatler süren elektrik kesintilerini, soğuktan donarak ölen insanları konuştuk. Neticede bahsettiğiniz gibi bu sorunun yapısal olarak çözülmesi gerekiyor. Evet, bak bu bir siyasal tercih. Adalet ve Kalkınma Partisi sonuç itibariyle özelleştirmemesi ve kamu eliyle yürütülmesi gereken bir kamu hizmetini özelleştirdi. Kendisine yakın olan şirketlere verdi. Halen o yakınlık devam ediyor. Şirket sahipleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ilişkiler devam ediyor. Dolayısıyla bu tür olaylar üzerine gidilmiyor. O nedenle Genel Başkanımızın bugün ifade ettiği gibi kapsamlı bir meclis soruşturmasının açılması lazım. Ve bu şirketlerin bütün Türkiye'de, sadece Diyarbakır'da, bölgede değil ama bütün Türkiye'de yaptıkları hizmetlerinin, kamu hizmetinin gerekliliği bakımından araştırılması lazım. Ve savcılıklar, adli makamlar da bunları korumamalı. Yani bir cezasızlıkla bu olayların üstü örtülmemeli. Bizim isyanımız ve çabamız tamamen buna dönük. Yoksa tabii ki etkin bir soruşturma olsa, adil bir soruşturma olsa 14 insanın cayır cayır yanarak öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz gerçekten. Başka bir şey değil ve acı çekerek öldüğü, bir yüzlerce canlının yaşamını kaybettiği, aynı zamanda yüzlercesinin, binlercesinin yaralandığı, halen ortalıkta dolandığı bir yangından bahsediyoruz ve sessizlik de ayrı bir acımız aynı zamanda. Bir de tabii yurttaşlarımızın şuna isyanı var. Bu da önemli bir şey. Geç müdahale edildiği noktasında yaygın bir kanaat var. Bu konuda da yani kamu makamlarının açıklama yapması lazım. Eğer zamanında müdahale olsaydı yurttaşlarımız kendileri harekete geçmekten çekinebilirlerdi. Ama sonuçta yangın çok acayip ve hızlı bir şekilde yayılmış ve sonuçta canlarını, mallarını ve canlıları korumak için çaba gösteren, evet, bu yurttaşlarımız koca ateşler arasında, alevler arasında kalmışlar maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Biz dayanışma göstermeye, sahiplenmeye, çünkü hepsi bizim yurttaşlarımız, kardeşlerimiz, sahiplenmeye ve bu acıda ortaklaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sezgin Tanrıkulu. Siz olay yerindesiniz, takip etmeye devam ediyorsunuz. Biz de haberlere taşımaya devam edeceğiz. Bir kez daha başsağlığı dileyelim sizin nezdinizde hayatını kaybedenlere. Tabii bahsettiği detay çok önemli. Yani belki de zamanında müdahale edilseydi bu insanlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olmayacak, olay yerine gitmeyecek.